Hocam normalde Mesnevi deyince akla ilk Mevlana gelir ya da Mesnevi'nin Mevlana'nın yazdığı bir kitap olduğu düşünülür. Aslında burada da bir düzeltme yapmak lazım. Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Dolayısıyla şimdi biz Mesnevi desek de bir yanlış anlaşılma olabilir. Mevlana'nın Mesnevisi diye inşallah başlayacağız. Hocam Mevlana'nın Mesnevisi'nde gördüğünüz en büyük sorunlar nedir? Şimdi ben şöyle bir not almıştım onunla alakalı. Buyurun hocam. Celaleddin Rumi kendi kitabını takdim ederken Kur'an-ı Kerim'le kıyaslıyor. Bakın bu önemli. Bunu sadece Celaleddin Rumi yapmıyor. Said Nursi Risale-i Nurlar için bunu söylüyor. İskender Evrenesoğlu Risalet Nurları diye bir kitap yazmıştı. Bunu söylüyor. Belki işte bizim tarihte de yani belki Kur'an'la eşdeğer görmese bile abdestsiz okunamayacak, tutunamayacak, yarı kutsallaştırılan kitaplarda oluşmuyor değil. Celaleddin Rumi şöyle diyor, önemli. Özellikle Mesnevi'nin mukaddimesinde ben bunu kaynak olarak da aldım. Kur'an'a verilen değer ve sıfatlar aynen Mesnevi'ye de verilmiştir. O da kitabının Allah katından indirildiğini söyler. Şöyle ki diyor ki şüphe yok ki Mesnevi gönüllere şifadır, hüzünleri giderir. Şanları yüce, özleri hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkalarının dokunmasına müsaade etmezler. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Batıl ne önünden gelebilir ne de ardından. Tanrı onu korur ve gözetir. Bakın kaynak da veriyorum. Mevlana Mesnevi Mukaddime 7. cilt yine Milli Eğitim Bakanlığı yayınlı 1991 İstanbul baskılı cilt 1 sayfa 7. Bakın kaynak veriyorum. Şimdi gelin Mevlana Celaleddin Rumi denilen zatın, şahsın bu ifadelerinin Kur'an-ı Kerim'deki karşılığına bakalım. Hocam bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle? Bu Buyurun. sizin söylediklerinize ek olarak Mesnevi'ye iman edenlerin işittik ve iman ettik ayetini muhataplar olarak da görüyor aynı zamanda. Bu da sizin söylediğinize bir ek olsun Bakın müsaadenizle. tam da burada özellikle şu ayetlere baktığımızda bu ayetler alınmış Mesnevi'ye atfedilmiş. Bakın o Mesnevi alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Vakıa suresi 80. Ona ancak pak temiz olanlar dokunabilir. Vakıa 79. Batıl ne önünden gelebilir ne de ardından. Fussilet 42. Bunlar kim için? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim içindir. Nur suresi 35. Onun nuru içinde lamba bulunan bir kandile benzer, kandilliğe benzer. Şimdi buradan devamıyla şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim gibi korunduğunu ifade ediyor. Oysa ki, yani örnekleri çoğaltabiliriz. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle tanıtırken zalikel kitap, işte bu kitap var ya la raybe fi, kendisinde hiçbir şüpheyi barındırmayan kitap var ya hüdellil müttakin. Ya yani muttakiler için hidayet kaynağıdır. Yani biz bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Bu kitap okumakla, anlamakla, iman etmekle ve insanlara anlatmakla, yaşamakla emrolunduk. Dolayısıyla Allah'ın kitabının dışında biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in hitaptan kitaba dönüşmesi, yani mushaftan kitaplaşma süreci, bunlar belki ayrı konulardır ama sonuç itibariyle bugün herhangi bir kitabı, haşa Kur'an'ın eşdeğer görmek ya da birebir Kur'an'ın izahatı, açıklaması gibi görmek bile büyük sorunları, inanç sorunlarını beraberinde getirir. Celaleddin Rumi'nin tabii kitabının içerisinde çok yani izleyicilerden özür dileyelim. Cinsel içerikli, sapkın o kadar çok ifadeler var ki yani bunları örnek vermek mümkün değildir. Haya ederiz yani. Özetle şurayı tamamlayayım hocam. Mesnevi için biçilen rol aslında Kur'an'a biçilen roldür. Yani Mesnevi bir anlamda Kur'anlaştırılmıştır.
Allah muhafaza, yani böyle inanmak, böyle yaklaşmak, böyle inandığını söyleyen birisini Allah dostu nasıl görülecek? Özellikle Mikail Bayram bununla alakalı uzun uzadıya Fars dili üzerinde uzman bir şahıstır. Yani Türkiye'de Celaleddin Rumi'yi, sahip olduğu inancı, yaşam kültürünü, mücadelesini anlayabilmek açısından Mikail Bayram'ı iyi dinlemek, bu konuda da yazılmış bir çalışması var, iyi okumak gerektiğini düşünüyorum.